Değerli veliler ve kıymetli meslektaşlarım, bugün sizinle öğrencilerimde kullandığım bir çalışmayı paylaşacağım. Bu çalışma aslında sizlerin sınıfınızda kullandığınız döner sandalye. Ben bunun döner sandalyeyi birçok kullanan öğrenci, velisi ve öğretmen olduğuna inanıyorum. Ama ilk benim keşfetmem Amerikalı bir eğitimciyle oldu. Ağır düzeyde otistik bir çocukla göz kontağı çalışıyordu ve onu sandalyeye oturtmuştu. Ortak ilgi oluşturup ona bakmasını sağlamak için kullanıyordu. Çocuğu sandalyeye bağlamıştı. Yani böyle klipsli, biliyorsunuz, araba ya da işte yine çocuk arabalarının olduğu, pusetlerin olduğu bağlılar gibi bağ vardı. Hiç unutmuyorum çünkü bana çok tuhaf gelmişti. Sonra tabii olayı anladım ve o benim için ayrı bir ufuk açtı. Çocuk haz aldığı şeyi kullanarak ortak ilgi oluşturuyordu öğretmeniyle. Aslında biz dönen eşyalara, dönmeye karşı zaafı olmanın asla pekiştirilmemesi gerektiğini düşünürüz. Doğrusu da budur zaten. Ama onlar özellikle çetin olan, yani direnen çocuklarda hazlarını kullanarak bunu yapıyorlar. Çocuğa ulaşmak için her zaman ne diyoruz? Çocuğun keyif alacağı şeyleri, onun gerçekten bize olumlu yönelip tepki vereceği şeyleri kullanmalıyız. Ama orada bir tık daha ileri gidip çocuğun haz aldığı, bizim davranış problemi dediğimiz şeyi kullanarak eğitimci bunu yapıyordu. Çünkü eğitimde hedeflerinizle ilgili öncelikleriniz vardır. Bu öncelikleri sağlayabilmek adına istenmeyen davranışı kullanmak da bir yöntem. Yani şu an bu videoyu seyreden birçok kişi ya öyle şey olur mu? Biz bunu böyle öğrenmedik diyebilir. Ben de öğrenmedim aslına bakarsanız. Yani bana da böyle öğretilmedi. Çocuğun istenmeyen davranışlarını pekiştirecek şeyler yapmazsınız. Yapamazsınız. Bu etik değildir. Ama hiç de öyle olmuyor. Çünkü özel eğitim öyle farklı bir alan ki amacınız eğer çocuğa ulaşmaksa, çocuğa ulaşmak için zaman zaman onun değiştirmeyi planladığınız davranışlarını bile kendi hedeflerinize ulaşmak için kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. O öğretmen çocuğu klipsleyip oturttuktan sonra çeviriyordu ve ismini söylüyordu. Joanne, Joanne diyordu. Joanne hiç bakmıyordu mesela. Sonra tekrar çeviriyordu. Joanne diyordu. Joanne yine bakmıyordu. Sonra tekrar çeviriyordu ve bekliyordu. Sonra Joanne hafifçe ona baktığında evet Joanne deyip çeviriyordu. O kadar uzun çekilmişti ki video. Joanne gerçekten öğretmen sandalyeyi çevirirken hiç bakmıyor öğretmene. Ama öğretmen sandalyeyi çevirme süresindeki o aralığı, yani durduğunda Joanne dedikten sonraki aralığı uzattığında Joanne öğretmene bakarak onu çevirmesini istiyordu. Devamında şunu fark ettim. Eğer bunları yaparsak, istenmeyen şeyleri de çocukların istediğimiz hedeflerine ulaşmak için kullanırsak gerçekten iyi bir başarı elde edebiliriz. Tabii bu takdir size ait. Ben kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Sonra bunu şuna çevirdim. Bunu eminim birçok eğitimci de yapıyor olabilir. Aileler de yapabilirler. Kavram öğretiminde çocuğa bir diyorum, çeviriyorum. Bana geliyor. İki diyorum, çeviriyorum. Tabii burada coşkuyu göreceksiniz yani. Sormayın. Şimdi öğrenci olmayınca yapamıyoruz bunu. Üç diyorum, dört diyorum. Devamında çocuk şimdi sıra sende. Eğer sen söylersen bu sandalye döner dediğimde başlıyor. Bir. O kadar hızlı söylüyorlar ki inanamazsınız. Bu sandalyenin ayrı bir büyüsü var. Yani çocuklar zaten döner sandalyeye oturduklarında yani hoşlarına gider. Her çocuk için geçerli bu. Biz yetişkinler bile düşünün sabit sandalye yerine döner sandalyede oturmayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü onun verdiği ayrı bir keyif var yani. Ayrı bir haz var. Her zaman insan ruhuna iyi gelecek, insanın doğasına iyi gelecek, daha sevecen şeyler yaratmak zorundayız, bulmak zorundayız. Eğer ben o Amerikalı eğitimciyi izlemeseydim, gerçekten farklı bir ufuk açtı bende. Bazı kalıplarımdan asla kurtulamayacaktım. Ve o kalıpları reddetmiyorum da.
Yani şu an kusura bakmayın ama onlarla da çok iyi yol alıyoruz diyenler olabilir. Size de katılıyorum. Ama bazen o sınırları aşmak lazım. O kalıpların dışına çıkmak lazım. Çocuklar yani bizim çalıştığımız çocuklar bambaşka özelliklere sahip. Bambaşka zorluklarla karşılaşıyoruz. Yani kavramı şakır şakır öğretirken sayılarda takılıyoruz. Benim bir öğrencim var, kavramları tık 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 öğrettim. Sayılar yok ve uzun süredir de çalışıyorum. Sayıları oturtmak oldukça zor oldu benim için. Ve hala da oturttuğumu söyleyemem. Eğer ben kavramı bu kadar hızlı öğrettiysem, niye sayıları öğretemiyorum diye bir soru geliyor insanın aklına. O zaman her şekilde dönen bir çocukta sayıları öğretmek için döner sandalyeyi kullanabilir miyim? Bu bir seçenek. O eğitimciye kalmış ya da aileye kalmış. Çocuğun zaaflarını kullanarak, zaaflarını daha sonraki ortamlarda tetiklemeden. Bakın buradaki mesele şu, iyi yönetim. İyi yönetemeyeceğiniz bir çocukta, zaten yönetemediğiniz çocuğa hiçbir şey öğretemezsiniz. O benim altın kuralımdır. Çocuğu yönetebilmeniz lazım. Yönetemiyorsanız, yani çocuğa da yazık, size de yazık, emeğinize de yazık. Ya önce çocuğu yönetmeyi öğreneceksiniz. Çocuğu ele geçirmeyi. Devamında kullandığınız materyallerle de ona ulaşmayı öğrenmeniz lazım. Ümit ediyorum birilerinin işine yarar. Benim çok işime yarıyor.